şey yapmak istedim çok. Adını söyleyin. Neydi oğlum? Desktop app'i vardı ya hani bunun daha önce. Hani ben kullanıyordum falan. Artık burası bu arada şeye de geçmiş. HD'ye de geçmiş. Ona da çok sevindim. Bakayım tam ekranda nasıl oluyor? Tam ekran yapalım. Aa bak tam ekran yapın mesela. Benim şuradaki buton var bir tane. Tam ekran butonu var. Ona basın. Şey oluyor. Dur bakayım. Show chat diyor yine. Evet Twitch'e benzemiş. Twitch'e benzemiş site. Sitede bir Twitch'lik var. Sitede ciddi bir Twitch'lik var. Twitch'teki elemanlar nerede? Bilmiyorum valla. Ciddi bir şey var. Sasi gece gece kafanı diyor Talha Twitch chatinden. Kapattım Twitch chatini şu anda. İdare et. Twitch sana girsin diyor. Hayda. Dur bakayım be. Şunu da bir ayarlayalım. Benim şimdi burada ekranımda birkaç şey de var. Ufak ufak konuşuruz falan. Aslında bunları Twitch'te de konuşabilirdik ama. Endonezya Kalkınma Bakanı'nın zenginler fakirlerle evlensin, yoksulluk bitsin muhabbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Hello from Giresun diyor. I'm bilmem ne engineering. Sasi beni tahmin et bilmem ne falan. Edemiyorum nasıl edeyim meta. Edemiyorum abicim nasıl edebilirim. Mete misin acaba sen? Meta İngilizce AE olsa Mete misin acaba diyeceğim de. Sorun var reis ne oldu sor. Yok Fatih değil. Aynı tarzda yapmıyorsun o yüzden. Sohbet yayını değil. Yani buradaki şu an haber yayını bilmem ne yayını değil. Ekrana bir görüntü vermiyorsun. Görüntü vermedikçe herhangi bir sorun yok. Abi D-Live araştır senin için en uygun yer blockchain sistem falan. Yok ben blockchain'in de bilmem nesinde bilmem neyinin nesinde falan değilim. Benim burada benim için önemli olan şey şimdi burası benim 7 yıl mı oluyor? Ben 2012'de katıldım buraya. 8 sene oluyor. Bu 8 senenin geçtiğimiz bu 1,5 yılında burayı kullanmadım. Bundan önce de bir hesabım vardı benim 2013'ten önce. 2014'ten önce biliyorsunuz 2 sene kullandığım Oğuz Boşluk Sasi diye falan. O hesap banlanmıştı falan böyle. İhtiyar Sasi. Evet. Evet. Ya ben buraya geldiğimde kimse yoktu abi. Yunav'da hiç kimse yoktu. Yunav'da kimse yoktu yani. Türk olarak hatırladığım gerçekten kimse yok. Zaten şey de yapamıyordum o zaman daha göremiyordum. Nerede yayın diğer insanlar nerededir falan filan belli değildi. Dinozor olduk evet sorma. Vallahi dinozor olduk. Yunav'ı biz adam ettik ben değil yani Yunav'ı Türkiye'de sizler söylediniz bana Yunav'a geç falan diye. Zamanında şey söyledi aslında bizim Olcay söyledi. Olcay söyledi, Yunav'a gel dedi falan. Orada çünkü biz şeyde yayın yapıyorduk. Abi çete sahneye konulsa güzel olur. Var mı burada sahneye koymak? Sahneye koymak var mı? Alt seviyedeki sohbeti engelle, orta seviyedeki sohbeti engelle. Ha, şöyle bir muhabbet vardı burada, evet. Bakın şimdi alt seviye sohbeti engelle diyeceğim. Şimdi aramızda alt seviye olanlar, yani galiba bunlar 5 level 6 oluyor. Sizin şu an yazamıyor oluşunuz lazım. Alt seviye dediği o yani burada. Hani şimdi hepinizin yanında bir level var ya. Bak ben de 105 diyor mesela. 1,5 yıldır yayın yapmıyorum. Yapsaydım şimdi 250 olmuştu. Neyse. 3 herhalde. Ha, dur bakayım bir dakika. Şimdi bir şey bakacağım. Orta seviyedeki sohbeti engelle diyor. Orta seviyeyi engelledim şu an. Merak ediyorum. Mesela 5 ve üzeriler mi yazabiliyorlar? Geliyor Fatih. Demek ki çalışmıyor sistem. Okey o zaman ya da geç basıyor kafası bilmiyorum yani. Herhalde kafası geç basıyor. Şurada bir şey var yine kutumuz var. Kutuyu hemen açalım. Neymiş bakayım. Make'e yani tıkladım. Herkes kutuya tıklasın. Tık 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 yapıyormuşsunuz. Chat'teki kutuya. Merhaba. Oğuz abi çok büyük hayranım. İyi ki yayın açtın. Sağ ol. Sandık. Ne oluyormuş onu öyle 10 kere tıklayınca? Siz para mı kazanıyormuşsunuz? Endonezya Kalkınma Bakanı'nın zenginler fakirlerle evlensin, yoksulluk bitsin kafası çok hoşuma gitti. Valla bayağı engelleyebilir diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey de olacak tabii arada. Şey de olabilir yani bunun toplumsal kötü tarafları da olabilir. Şey açısından belki kültürel farklar açısından olabilir. Adapte olma süresi olabilir, alışma sorunları olabilir falan. Sağ ol, teşekkür ederim Dead Forest. İsrail askerinin bir tanesi çocuğu gözünden vurmuş. Sol gözü kör olmuş çocuğun. Yani aslında vurmamış. Herif rastgele sıkarken böyle çocuğun gözüne geliyor falan. 2 gündür hastanede halletmeye çalışıyorlar. Böyle çocuğun gözü böyle yandan diye böyle fırlamış domates gibi falan.
Şaka gibi ya. İsmimi yarın açıklayacağım Celebrant. Evet, Celebrant'ın yarın ismini bekliyoruz, açıklamasını. Hadi bakalım. Sevindim vallahi Yunan'a tekrardan yine böyle bir geldim girdim. Merak ettim yani girdim. Bilmiyorum burada bir daha yayın açar mıyım ama 1,5 yıl sonra öyle bir uğradım yani. Baktım gecenin köründe. Bir de gece olmasını da bekledim açık söyleyeyim. Yani saat 9 falan gibiydi. Düşündüm acaba açsam mı falan diye. Sonra çok alışırlar. Yayın mayın söylerler isterler falan diye. Üstüme kalmasın diye. O yüzden böyle gece açtım. Millet gittikten sonra uyuduktan sonra belki falan filan daha iyi olur diye. 7 dakika sonra free spin geliyor. Ha, free spin mi var burada hala? Erdal baba öldü. Evet Erdal abi öldü. Allah rahmet eylesin. Gerçekten ölmüş. Deprem oldu Van'da. Evet. Evet. Burada az saydırmıyordu bana. Aslında çok kişiye saydırdı falan filan da yani başımız sağ olsun ne diyeyim. Canı sağ olsun. Tatlı canı sağ olsun. Ben onu her zaman anladım zaten. Şeker hastalığı yüzünden bacakları falan da burada hastanede hatta burada yayınlar falan açıyordu geçen sene bilmem ne anlayabiliyorum yani ben de bir şeker hastası olarak o yüzden çok şey yapmadım yani ondan sonracıma şu printer beni hala çok sevindiriyor 2 gün önce gelen kablom yüzünden havalara uçuyorum bir türlü yazdıramıyordum kağıda bilmem ne habire USB'ye böyle yüklüyordum her ay gidip muhasebecime vermek için muhasebecime vermek için. Ondan sonra cuma sürekli böyle kırtasiye mırtasiye falan filan bilmem ne. Bizim burada da bir iki tane kırtasiye var. Herif printer kullanmayı bilmiyor. Yazıcı kullanmayı bilmiyor. Sinir bozucu bir durum yani. Bence uygulamanın mobil versiyonu daha güzel. Vallahi bilmiyorum. Benim için fark etmez mobil versiyonu ya da bilgisayar versiyonu. Şu an bilgisayar versiyonu gayet iyi. Mesela neler var şu anda? Ne diyor? Bu ne burada böyle? Bu garip işaretler var, logolar, bir şeyler var burada. Mesela bir elektrik ikonu gibi bir şey var şurada. Bu ne demek bilmiyorum. 4 yazıyor. İzleyici sayısını anladık. 10.813'ü de anladık. O da like. Şu 3 ne oluyor mesela? 3 export mu etmek demek? Yani ne demek oluyor bilmiyorum. Paylaşım mı yapmak demek? Moment. Ha moment mu o? Ha moment. 4 tane moment mi almış? Allah Allah. Peki şimdi bak mesela sayfayı aşağı kaydırın. Sayfayı aşağı kaydırın. Ha bak momentlar çıkıyor altta. Dur bakayım. Aa çok güzel olmuş ya. Sevdim yani bu yeni Yunav çok güzel olmuş. Bir de şey olsaydı chat'i oynatma falan olsaydı harika olacaktı. Bir kutu daha var. Bu kutuları siz mi atıyorsunuz? Kim atıyor bunları? Biriniz mi atıyorsunuz? Bak yine çıktı. Chat'te kutuya basın yukarıda. Kutu var sürekli şey oluyor. O senin sandığın benim mi? Nereden geliyor bu sandık? Anlamadım. Bana bunu Yunav mı vermiş? Bilmiyorum. Habire sandık var. Görev yapıyorsun ha. Haberim yok abi. Ben kullanmıyorum dediğim gibi 1,5 yıldır değiştiyse bir şeyler. Çok hoş olmuş tasarımı da. Aşırı mutlaka siyah yapın arkadaşlar. Mutlaka yunamanızı siyah yapın kardeşim. Üsteye bu yakışır çünkü. Bak siyah mod. Herkes gelsin abicim. Gelsin abicim. Sağ üstte bak. Buraya bak. Mouse burada. Mouse'a bak. Sağ üstte tıklayın. Bakın burada dark mod var. Tıklayın. Bak beyaz bu. Bunu böyle siyah yapın. Sonra sayfayı biraz aşağı kaydırın. Şu an bakın. Bak burada momentlar görünüyor. Beğendiniz mi Yunalı? Bak çeşitli momentlar. Benim attığım postlar var aşağıda falan filan. Replay'ler var. Bak eski yayınlar var mesela. Bakalım görünecek mi şimdi? Biraz bekletiyor galiba ama. Galiba çıkmıyor bilmiyorum. Neyse stres şimdi onu. Ha, mesela chat var. Bakın bu chat'in şurasında bir pop-out butonu var. Buna tıklayın. Şöyle bir tık yapın. Ha, bak burada açıyor böyle falan. Şöyle bir daha bir genişletin bunu. Büyütün şöyle bir. Büyük büyük yapın şöyle bir. Ha, bak böyle büyük büyük yaparsınız daha iyi olur. Okey ben de şimdi kocaman kocaman görüyorum. Şimdi aramızda kaç saniye var onu test edeceğiz tamam mı? Ben şimdi bir numara yapacağım size hemen yazın. 1, 2, 3. Okey işte bunu seviyorum kardeşim. İşte bunu seviyorum. Aramızda hiç fark yok mu şu anda? Hiç fark yok mu şu anda bizim aramızda? Bir rakam daha. İşte bu kardeşim. İşte bu. Yani şu an sizinle benim aramda hiçbir fark yok kardeşim. En ufak bir saniye farkı falan filan yok. Tamamen sanki realde buluşmuşuz da birebir konuşuyormuşuz gibi falan. Nasılsın Oğuz abimiz? İyiyim Ethem. Sağ ol. Sağ ol. Sen değilsin umarım. Buna geç kanka. Bir şeye geçmeme gerek yok. Ben zaten buradayım yıllardır zaten. Yani yaparım yine arada bir yayında buradan.
Görüntü ayarı yok mu? Burada yok ya. Burada yok. Burada yok. Sağ ol. Teşekkür ederim. Burada yok görüntü ayarı. Twitch kaç saniye? Twitch valla yaklaşık 9 saniye ile 6 saniye arasında falan değişiyor ya. O zamanki şeyine göre, o zamanki senin internet bağlantına göre, upload hızına göre falan, bilmem neyine göre, karşı tarafın aldığı şeye göre, bitrate'ine göre, hatta her şeye göre, senin aldığın bitrate'e göre bile değişiyor yani saniye şeyi. Ama orası şimdi şöyle, şimdi mesela YouNow bunu nasıl başlıyor? Şimdi YouNow dünyanın en büyük YouTube'dan sonra herhalde canlı yayın yapılan teknolojik altyapısı itibariyle en iyi internet sitesiydi zaten yıllardır. Bilmiyorum ama yani ne oldu ne bitti son zamanlarda daha da iyileşmiş. Bu adamların burada Türkiye'de biliyorum serverların olmadığını falan da Avrupa serverları falan var galiba. Nasıl yapıyorlar bunu? Nasıl mümkün oluyor bu? Nasıl kapşonu çıkarınca zombiye dönmüşsün diyen var. Takınca pardon. Allah Allah. 400 level adam var. İşte 400 level adam ben olacaktım işte. Burada devam etseydim. Hatta ben 1,5 yıldır falan devam etmiyorum. Millet geçmiştir beni herhalde burada da. Bilmiyorum insanların level'ları kaç burada. En yüksek level ne? Geçmişler herhalde. Şey vardı burada. Orbit Style vardı. O da ben bıraktığımda benden 2-3 level falan aşağıdaydı. O hala yapıyor mu yayın bilmiyorum. Turkish etiketinde sen de Allah Allah hala mı yani? Herkes bıraktı şeye gitti. Big Olive'a gitti değil mi? Orbistar yayında şu an. Ha, öyle mi? Burada mı? Ha, iyi ona da selamı iletirsiniz. Sevindim. Anladım. Özledi ki burada yayın açmanı. Evet. Bigo'ya bayağı giden oldu gördüm. Neden 60 FPS değil görüntü? Ya 60 FPS bilmiyorum neden değil. Değil yani 60 FPS ne önemi var? Boş ver. Burada ne zaten resim olsa bile önemi yok. Durağın bir görüntü alt tarafı. Yani çok kaliteli olmasına gerek yok. Bence bu gayet güzel bir kalite yani şu an. Gayet güzel. Bak HD bir şekilde logomu görüyorsunuz burada. Ne bileyim. Gözlerimin şuralarındaki parlaklıkları falan da görüyorsunuzdur. O yüzden bilmiyorum ya. Çok bir şey beklemek lazım. Sonuçta gayet şey. O bomba yayını yapan mal da hala burada. Bomba yayını mı? Ulan bir o eksikti. Bomba. Oğlum yine kutu geldi bana. Ben habire kutu var bende ya. Bu kutular ne lan burada? Lan! Bu kutular ne burada? Abi ne kutu çıkıyor oğlum sağ üstte? Abi yayın bende kasıyor ya nasıl düzelteceğiz bilmiyorum abi internet bağlantısının alakası vardır herhalde. Tamam selam buradan Orbi'ye de. Sasi Mad Boy mu olmuşum? Bomba yeni ne bileyim abicim burada ben her şeyi gördüm yani. Canlı yayında manyağın biri kendini asmaya çalışıyordu. Manyağın biri kendini asmaya çalışıyordu abi. Ambulans falan geldi. YouTube'da görüntüsü vardı hatta. Sonra sildiler mi bilmiyorum. Bir 2,5 sene önce falan görmüştüm. Sonra manyak bir ergenin biri kalkıp burada eline bıçak alıp bileğimi keseceğim diye üniversitenin yurdunda camda şey diyordu. İşte kız arkadaşım beni sevmiyor ne yapacağım? Falan yapıyordu böyle. Millet biz böyle şok içinde bakıyorduk böyle. Yok amına diyorlardı. Oha amına diyor. Böyle bakıyorduk böyle. Anlam veremiyorduk. Nasıl yani lan diyor böyle. Allah Allah böyle anlam veremiyorduk. Neyse. Ondan sonra başka ne gördük abi? Bir tane küçük kızın kandırılışına tanıklık ettik. 13 yaşındaki bir kızın işte şey olmasına iki tane organ mafyası tarafından senin okulun nerede bakayım? Adın ne bakayım? Hı? Telefonunu versene bakayım falan diyen böyle. İki tane manyak ruh hastası yüzünden. Sonra işte dediler ki YouNow Trabzon mahkemesi tarafından kapandı falan diye. Ben içeriden insanlardan öğrendim. O dönemde burada YouNow'da çalışan bir iki kişi bana bunu söyledi falan maille. Ondan sonracığıma futbol maçlarından falan değilmiş yani. Zaten futbol maçından olsa ondan sonra niye bir daha açıldı YouNow yani? 2015'in Kasım'ı mıydı neydi öyle bir şey dedim mi? YouNow kapatılmıştı o dönemde. Twitch mi daha kolay YouNow mı? Abi şimdi ikisi farklı. Burası sadece sohbet yayına yapılan bir yer ama burası şey mesela YouNow'a göre artıları var buranın tabii şeye göre YouTube'a göre. Twitch'i demiyorum şu an. Yani YouTube'a göre ne artısı var? Mesela YouTube'da mı bir insan yayın açar yoksa burada mı açar? Mantık yani burada açman gerekir. Çünkü burada aramızda bir saniye bile yok. YouTube'da 5-6 saniye var ki o bazen 10 saniye 20 saniye bile çıkıyor. Ha, buranın da ne eksisi var kardeşim? Buranın da eksisi şu. Chat'i yavaşlatamıyorsun falan. Eskiden vardı mesela. İlk açıldığı dönemde YouNow'da chat yavaşlatma vardı.
Selam, yıllar sonra yayın. Evet, selam. Abi burada para kazanıyor musun? Bilmiyorum abicim, bilgim yok. Eskiden kazanıyordum. Hala var mı bu iş? Bilmiyorum. Yukarıda baktım, earnings butonu var. Kazancın butonu var. Hala var. Herhalde kazanıyoruz. Bilmiyorum ki. Payment diyor. Earnings. Evet, earnings diyor. Analytics diyor. Herhalde kazanılıyor galiba hala. Bilmiyorum abicim. Bu attığınız like'lardan falan, barlardan. Bar var mı hala onu da bilmiyorum. Hediyeler var mı hala? Eskiden öyle bir şeyler vardı. Bar vardı falan. Ne bileyim. Luminor, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sevindim. Çok memnun oldum. Görev geldi. Görev yapıyorsun. Anladım. Anladım. Screen share butonu falan var yukarıda mesela. Bu ne? Buna basınca ne oluyor? Ha bak, yukarıda screen share butonu var. Herkes ekranın sol üstünde görüyor mu bilmiyorum. Ne diyor burada? YouTube'a pasla diyor. Yunan Moments Instagram'a at diyor. Agar.io mu diyor? Ne diyor lan bu? New Window mu diyor? Ne New Window lan? Ekranımı mı paylaşacak benim? Ne? Bir dakika dursanıza, bunu denemek istiyorum şu an. Merak ettim. Bunu şu an denemek istiyorum. Merak ettim. Screen share with audio. In order to share audio, you need to install Chrome extension. It only take 5 seconds. Anlamadım. Continue without audio. Sessiz devam et. Ne oluyor? Vay anasını sayın seyirciler. Okey, anladım. 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 Program olmadan ekrana veriyor görüntünüzü. You know screen share extension. Tamam, ben bunu burada yapmayayım şimdi. Okey. Okey, bu güzel oldu. Okey. Evet, 5 saniyede falan iniyormuş. Ses var, trollüyorlar. Hayda. Beyler burada kappa yok mu? Ses kalitesi daha iyi burada. Ya şey yüzündendir o, gecikme yüzünden falandır. Şimdi Twitch'in şeyi yok ya. Tebrikler, You Know Sports size bir adet abonelik gönderdi. Hayda. Abonelik mi? Burada da abonelik vardı bir ara, evet. Ben hatırlıyorum, Türkiye'ye gelmemişler ama galiba. Burada hala var mı abonelik acaba? Türkiye'ye gelmemişti. Şey vardı hatta burada, Ali Gurur vardı. 2 sene önce burada yayın yapıyordu. O açmıştı falan. Millette geldi mi Lumina abonelik? Bilmiyorum. Sizde herhalde görünüyordur. Ben de görünmüyor öyle bir şey. Görevler mörevler falan dediniz mesela. Onlar da ne böyle? Yukarıda butonlar var mesela. Bu ne? Kupa butonu var. O ne oluyor? Kupa butonu var bir tane. Bu ne? Producer program. Progress to your first bilmem ne crown. New discounted bar payı bilmem ne falan filan. Get in touch diyor. Red tube jar diyor. Bunlar ne? Burada bir şey daha var. Aa, gördüm. Ha gördüm. Gördüm şu an. Gördüm sağ üstte. Anladım. Anladım. Burada böyle bir şeyler oluyor. Tam çözemesem de yine idare ediyoruz. Tam olarak anlamadım. Bir dakika. Benim ekran mı gitti lan?